Merhabalar, Virtual Lab'la karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir psikolojik rehabilitasyon, sanal rehabın gerçek simülasyonunu kullanarak bugün bağımlılık korkularınıza yüzleşin ve yenin. Çözüm sizde arkadaş, bunu siz de yapabilirsiniz. Tamamen kanıta dayalı bir terapi olacak. Sanal gerçeklik terapisindeki ilerlemeler, anksiyete bozuklukları ve akıl hastalıkları diğer semptomlarla tedavi etmek mümkün sanal gerçeklikte arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir kapsamlı önleme ve tedavi programı öneriyorlar. Sanal gerçeklik, gerçek dünyayı tetiklemek ve günahlarla başa çıkmak için bilişsel davranış ve maruz kalma terapisini kullanarak sanal bir simülasyon yaratmayı planlıyorlar. Bunu tabii ki yapay zeka ile beraber yapıyorlar. Risk alımlarını tanımlamak, tedavi önerilerini yapmak ve tedavi sonrası davranışı öngörmek için eşsiz bir uzman sistem var arkadaşlar. Ve tamamen bunu yaparken blockchain endüstrisini kullanıyorlar. Tüm verilerin gizlilik ve ademi merkezileştirilmesini ve hassas nüfuslara ilişkin tüm bilgilerini güvenli sağlamak için güvenli bir ağ yaratıyorlar. VRT jetonu sanal rehabın çevrimiçi portalından yardım almak için kullanıcıların ödüllendirmek ve satın almak için güçlendirilen ERC20 token belirteci olacak. Madde kullanım bozuklukları için yenilikçi kanıt temelli çözüm. Görüyorsunuz ödüller ve tanımı anlatacağım. Doktorlar, psikologlar ve terapistler tarafından onaylanmış, etkinliği kanıtlanmış, kanıta dayalı çözüm. Katılan hastaların %87'si çeşitli metriklerle genel bir iyileşme göstermiştir. ABD Dijital Hükümet Başkanı tarafından kamu hizmetleri için çok umut verici bir özellik olarak tanımlanmıştır. ABD Adalet Bakanlığı Düzeltme Enstitüsü ve Çevre Taraması raporunda VR şirketi de dahil edilmiş. Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve APEC bölgelerinde ortaklık anlaşmaları. Kanada'yı Kanada'daki Arap delegasyonların bir parçası olarak temsil eden bir şirket. Kanada'nın en çok vaat eden yüksek yaşam bilimleri şirketlerinden biri olarak seçildi. Ve İspanyol medyası tarafından düzeltici memurların eğitimi sanal gerçeklik kullanan suçların rehabilitasyon için ilk seçenek olarak görülüyor. Ve 28 medyada ülke olarak öne çıkanlardan bahsediyorlar. Takımın liderleri görüyorsunuz ve link danışmanlar bu şekilde arkadaşlar. Token gördüğünüz üzere bir VRT token alacak. ERC20 token olacak ve Ekim'de başlayacak. Presalesi ve şu anda yani ön satışı 60 milyon token satılacak ve 0,10 dolardan 6 milyon dolar minimum 1000 dolar yatıracaksınız. Daha sonra gördüğünüz üzere %10 bonusa düşecek. 100 dolar yatırabileceksiniz ve daha sonra soft cap projenin genel olarak 5 milyon dolar, hard cap 20 milyon dolar, 400 milyon dolarlık bir proje. Maksimum da 400 milyon dolar olacak. Gördüğünüz gibi Amerika ve Çin, Yeni Zelanda, Çin ve Kore vatandaşları maalesef giremiyorlar. Toplanan paraların gördüğünüz üzere geliştirmeye %30'u marketinge ve %20'si ortaklara ayrılmış. Medyalar bu şekilde ayrılıyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz üzere şimdi sizlere Virtual Reap'ın Blockchain Danış Kurulu'na eklenmiş sanal rehabilitasyonları anlamak ve madde suistimal ölümleri 100 dakikada 39'muş. 5 yıllık rekabetçilik oranı %100 olarak %77. Önleme ve tedavi 106 milyar, 136 milyar dolar. Madde kullanım bağımlılığı ise 261 milyon dolarmış arkadaşlar. Şimdi sizlere daha sonra White Paper'ını da inceleyeceğiz gördüğünüz üzere. Sanal rehabilitasyon ile çalışmanın faydaları nelerdir? Rehab bizim temel değerlerimiz mükemmellik, profesyonellik ve şeffaflık etrafına döner diyor. Dahası çalışanlarımızın menfaatlerine odaklanan bir kültür oluşturmuşlar. Çalışanlarına ne kadar çok önem verdiğinize ve organizasyona ne kadar çok şey vereceğinize inanıyoruz diyor. Aslında her çalışanın firmamızda bir ortak olduğunu düşünüyorlarmış. Ve sadece kendi gösterileri rahat koşan liderleri işe alıyorlarmış. Çalışanları bizim temel varlığımızdır ve sonuç olarak sanal rehabilitasyon ile çalıştığımız sunduğumuz avantajlardan bazıları aşağıdadır diyor. Aile önce gelir diyor. Şimdi baktığınız zaman Family Comes First firmamızın amacı
hedeflerine çalışmak, sunmak ve önemli olmakla birlikte ailenin daha önemli olduğuna yürekte inanıyoruz. İşte bu yüzden sanal rehabilitasyon önce aile gelir çalışanlarımız diyor. Sınırsız annelik ve babalık diyor. Annelerin yeni doğan bebeklerini veya teslim ettikten sonra iyi dinlenmeleri gerekmektedir. Öte yandan babalar en değerli olan şey aileleriyle birlikte sevdikleri, yardım ettikleri ve kutladıklarından emin olmalıdır. İşte bu yüzden sanal rehabilitasyonda sınırsız annelik ve babalık bırakma politikamız var diyor. Firmanın ihtiyaçları ile kendi ailenizin ihtiyaçları arasında nasıl denge kuracağınızı bildiğiniz sürece önemli olan şu soru sorulmuştur zaten diyor. Çok esnek çalışma saatleri olacak diyor. Evet, sabit çalışma saatimiz yok diyor. Sanal rehabilitasyonda çalışanlarımız kendi özgürlüklerinde çalışması gerektiğine inanıyoruz diyor. Yani 9-5'te çalışmak zorunda değilsin diyor. Sınırsız tatil zamanı. Bunun olacağını biliyordun. Evet, doğru okuyorsun. Sınırsız tatil diyor. Daha fazlasını söylememiz mi diyor? Böyle bir soru sorulmadı diyor. Sınırsız hasta günleri. İyi hissetmemek, evinizin rahatlığında dinlenmek, uzaktan çalışmak, 2 saatinizi bu işe ayırsanız yeterli diyor. Bayramları birleştirmek diyor vesaire vesaire arkadaşlar. Gördüğünüz üzere KYC'yi buradan yapıyorsunuz. Ve Virtual Rehab'ın gerçekten birinci videosuyla tekrar karşınızdayım. Yönetici özetine gelirsek, Virtual Rehab'ın kanıda dayalı çözeli ağrı yönetimi ve madde kullanım bozukluklarının önlenmesi ve tekrarlanan suçların rehabilitasyon için sanal gerçeklik, yapay zeka ve blok zinciri teknolojisindeki ilerlemeleri desteklemektedir. Virtual Rehab'da yenilik ve güçlü çözümümüz mevcut araştırmalarla desteklenir. Sadece cezalandırmaktan ziyade rehabilite edilmek üzere tasarlanmıştır. Mevcut çözümümüzün kapsamı ağrı yönetimi, psikolojik ve düzeltici rehabilitasyon içermekle birlikte Virtual Rehab ekibi küresel operasyonlarımız daha da gelişmek için yeni endüstri hakkını serbest tutar. Hayattaki her insan tipik olarak ikinci bir şans arar diyor. Uluslararası Cezaevi Araştırma Merkezi'ne göre küresel hapishane nüfusu toplamı şu anda 10 milyonmuş. Ve 35 milyar dolar da bir bütçe harcanıyormuş bunlara. Maliyetleri azaltacak arkadaşlar. Baktığınız üzere bunu daha sonra isterseniz bir dahaki videomda inceleyeyim. Çünkü Virtual Rehab'ın gerçekten gördüğünüz üzere isterseniz bir de One Pager'ını inceleyeyim. Daha sonra White Paper'ı inceleyeceğiz. 2017'de başlayan Kanada'da tamamen sağlık üzerine bir proje. Gördüğünüz üzere danışmanlar böyle uğraşıyor ve baktığınız zaman VR projesi olduğundan bahsediyorlar. NeoEffect ve diğer projelerle karşılaştırmışlar. Virtual Reality'de blockchain, işte yapay zeka ve VR sanal gerçeklik var arkadaşlar. Bu yüzden de gerçekten Virtual Reality birçok probleme çözüm olabilir arkadaşlar. Bir dahaki videomda White Paper inceleyeceğiz. İyi günler diliyorum.